Merda Hanım, öncelikle çok teşekkürler bizim bu teklifimizi kabul ettiğiniz Rica için. Ben teşekkür ederim. Bu röportajımızı 9 Eylül Rotaract Kulübü'nün Sağlık TV'sinde, YouTube'daki Sağlık TV kanalında ve Instagram'daki Sağlık TV kanalında yayınlayacağız. Merda Hanım, öncelikle kendinizden kısaca bahseder misiniz bize? Evet. Ben göğüs hastalıkları uzmanıyım. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Fakültesinden uzmanlığımı aldım. Şu anda İzmir'de İzmir Başkent Üniversitesi Sübeyda'nın Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Burada çalışmadan önce 3 sene bir Denizli'de mecbur hizmet tecrübem oldu. Şimdi İzmir'deyim. 3 sene olmak üzere 2,5 senemi doldurdum. Mutluyum. İşimin başındayım. Zaten işinizin başınızda olması gereken bir dönemdeyiz evet, de şu aynen, anda. Aynen, o dönemdeyiz. Öncelikle sizlere, sağlık çalışanlarımıza ama göğüs doktorlarımıza da öncelikle çok çok teşekkürlerimizi ben hem kulübüm hem de bütün tanıdıklarım adına buradan iletmek istiyorum. En ön safhada siz varsınız. Evet, şu anda maalesef enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları doktoru ve yoğun bakım öyle. Doktorları tabii. Onları da unutmamak lazım. En büyük görev bizlere düşüyor. Aynen öyle. Kendinizi koruyorsunuz ama öncelikle şunu sorayım. En çok bize gelen sorulardan biri şu. Korona nedir? Yani herkes farklı bir şey söylüyor. Bu konuda bir bilgi rica ediyoruz sizden. Korona nedir ve nasıl bulaşıyor bu hastalık? Evet. Ondan bahsedelim. Korona aslında bir virüs. Koronavirüs zaten adı üstünde. Aslında koronavirüs yeni bir virüs değil. Bizim bildiğimiz bir virüs. Bizde insanlarda grip sebebi olan 3 tip koronavirüs vardı aslında bugüne kadar bildiğimiz. Bizim aşina olduğumuz, vücudumuzun tanıdığı, grip olarak üstesinden gelebildiğimiz bir virüstü aslında. Ama bu yeni tip bir koronavirüs, mutasyona uğramış, değişime uğramış, genetiğini değiştirmiş bir virüs. Ve aslında hayvanlarda, daha çok vahşi hayvanlarda hastalığa sebep olabilen ama şu anda genetiğini değiştirerek insanlarda da hastalığa sebep olabilen yeni tip bir koronavirüs. Yani bizim daha önceden karşılaştığımız koronavirüslerden farklı bir koronavirüs. Akciğerleri çok seven bir virüs. Akciğerdeki proteinlere bağlanma yetisi çok yüksek olan bir virüs. O yüzden çok ciddi zatürreye sebep oluyor. İnsanlık olarak da, insan vücudu olarak da ilk defa karşılaştığımız bir virüs olduğu için bağışıklık sistemimiz şu anda onunla savaşmaya hazır değil. O yüzden bu kadar belki de ağır seyrediyor. Yayılma hızı çok yüksek. Ağır hastalık yapma oranı çok yüksek, çok daha diğer grip virüslerine göre daha ölümcül seyrediyor. Bir de biz tabii hazırlıksız yakalanınca çok daha ağır tablolara sebep oldu. Şöyle düşünüyorum ben, umarım bağışıklık sistemimiz bu virüsü tanıdıktan sonra ve savaş vermeyi öğrendikten sonra bu virüste daha hafif şekilde hayatımızda kalsa bile daha hafif şekilde geçireceğimizi düşünüyorum. İnşallah dediğiniz gibi olur. İnşallah öyle olur. Peki bu virüs vücudun en çok hangi bölgesini enfekte eder? Hangi bölgesini etkisi var? En çok akciğerleri seviyor. Biraz önce de söylediğim gibi akciğerlerde bulunan ACE2 reseptörleri dediğimiz reseptörleri çok seviyor. Bunlara bağlanarak ağır bir zatürreye sebep oluyor. Tabii bu reseptörler her iki akciğerde de olduğu için normalde alışık olduğumuz zatürrelerden farklı olarak genelde çünkü biz mikroplara bağlı zatürreyi tek akciğerde belli bir bölgesinde görürüz. Ama bütün akciğeri tutup yaygın her iki tarafta solunum yetmezliğine sebep olacak, ölüme sebep olacak kadar ağır zatürrelere sebep oluyor. Peki şimdi bulaşma ihtimali veya şüphesi olan birisiyim ben. Nasıl ben bundan kaçınmalıyım? Bu hastalıktan kaçınmak için neler yapmalıyım? Karantina diyorlar, evet ama evde başka bir birey var, o bireyle yaşıyorum. Ya da işte korona şüphesi olan bir insanla bilmediğim halde daha sonra korona oldu ortaya çıktı. Onunla bir temasta bulundum. Ne yapmam gerekiyor? Ya da olmadım ama bundan nasıl korunacağım? Bunu bizden kısaca bahseder misin? Tabii. Öncelikle nasıl bulaştığından bahsedelim. Çünkü nasıl bulaştığını bilirsek nasıl korunacağımızı da bileceğiz evet. Doğal olarak. Damlacık yolu ve temas yoluyla bulaşıyor. Damlacık yolu ne demek? Soluk alıp vermekle değil, öksürme evet. Ya da hapşurmayla hasta kişinin havaya saçtığı virüslerin sağlıklı kişiler tarafından solunması ile evet. Bulaşıyor. O yüzden özellikle hapşururken ve öksürürken mutlaka peçete kullanmayı, elimizi kullanıyorsak elimizi hemen yıkamayı, elimiz ya da peçeteyi kullanmadıysak dirsek iç yüzümüzü kullanmayı öneriyoruz.
bu tarz öksürük ve hapşuruk olan hastalardan nasıl korunabiliriz? Maske takabiliriz. Evet. Çok yakın mesafedeysek. Hı hı. Bu arada öksüren, hapşuran hastaya 1,5 metre mesafeden daha yakın mesafedeysek bulaştırabiliyor bize. Hı hı. Daha uzak mesafelerde bulaştırıcılığı yok. Ağır bir virüs olduğu düşünülüyor. Havada öksürüp hapşuran kişinin saçtığı virüsler havada aslında kısa sürede kalıyorlar. Evet. Uzun süre havada asılı kalmadığı düşünülüyor. Hemen yüzeylere çöküyor, yerlere çöküyor. Bu aşamada da temasla bulaş devreye giriyor. O yüzden ortak kullanılan alanlarda, elimizle dokunduğumuz alanlarda virüs olabilir. Hı hı. O yüzden el temizliği ve el hijyeni çok önemli. Dokunduğumuz yerlere, elimizle dokunduktan sonra yüzümüze, gözümüze, ağzımıza elimizi götürmememiz çok önemli. Elimizi sık yıkamamız önemli. Yüzeyleri, temasları temiz tutmak çok önemli korunmada. Özellikle ortak kullanım alanları, asansör düğmeleri, hı-hı, merdiven trabzanları, hı-hı, kapı kolları, bilgisayarlar, şu anda sürekli elimizde olan telefonlar maalesef, onların dezenfeksiyonu çok önemli. En basit temizleme yöntemi su, sabun ve çamaşır suyu. Aslında hayatımızın içinde olan temizlik ürünleri bulması çok zor değil. %60-80 alkol oranı olan dezenfektanlar, su ve sabunu bulamadığımız yerlerde kullanabileceğimiz, kendimizi koruyabileceğimiz yerler. İlla ki şu anda en çok önerdiğimiz şey evde kalın. Herkes evde kalsın, evden çıkmasın bulaş için. Çünkü temasla bulaşı önlemek çok zor. İzolasyon çok önemli. Çıkmak zorundayız. Herkesin işi var, gücü var. Biz hastanelere gitmek zorundayız. Ya da dediğim gibi iş yerine gitmek zorunda olan başka insanlar, meslek grubunda insanlar var. Bu insanlara da kapalı ve kalabalık ortamlarda, insanlarla mesafeyi koruyamadıkları ortamlarda maske takmalarını mutlaka öneriyoruz. El hijyeni zaten çok önemli. Dokunduğumuz her şeyi dokunduktan sonra elimizi yıkayalım ve maske kullanalım. Çok caps dönüyor. O ellerinizi yıkayın artık, telefonlarınızı yıkayın şeklinde aslında bunları gerçekleştirmek gerekiyor. Çok basit uygulamalar aslında. Çok basit uygulamalar. Çok basit uygulamalarla bu hastalıktan aslında öyle veya böyle uzak durmamız mevcut. Peki maske konusuna değindiniz. Maskeyi sadece yani hastalık şüphesi olanlar mı takmalı, yoksa maskeyi hepimiz kullanalım mı? Burada görüşünüz nedir? Tabii aslında maske kullanımı konusunda sadece hastalar kullansın. Çünkü etraflarına virüs saçacak olan kişiler onlar. Maskeyi kullanacak olan kişiler hastalar. Evet, bu doğru, ama şu anda virüsü kapmış, hasta olmamış, henüz şikayetleri gelişmemiş olup bulaştırıcılığı olan hastalar olabilir etrafımızda. Doğru. Bunu bilmiyoruz. Sonuçta çok hızlı yayılan, çok yaygın bir virüs bu. O yüzden ben şöyle öneriyorum. Evet, açık havada tek başınıza ya da insanlardan uzak bir yerdeyseniz takmayın. Ya da evin içinde maske takmayın, hasta değilseniz. Evet. Ama kapalı ve kalabalık ortamlarda, insanlarla mesafenizi 1,5 metreden daha fazla, daha uzak tutamadığınız ortamlarda hastaysanız ya da değilseniz, ben mutlaka maske takılmasını öneriyorum. Basit maske ama cerrahi maske. Evet. Bu çok koruyucu olan o N95'ler falan değil. Ameliyat maskesi olarak ameliyat da geçiyor piyasada. Ameliyat maskeleri korumak için yeterli. Çok teşekkür ederim. Başka bir sorum şu şekilde. Antiviral ilaçlar var bildiğiniz gibi. Bazı vatandaşlarımız antiviral ilaçların, besin takviyelerin koronaya karşı bir koruma sağlayıp sağlamadığını merak ediyorlar. Bu konuda size bir sorum olacak. Şu anda korumayı sağlayan kanıtlanmış bir ilaç yok. Evet. Zaten hastalığın tedavisini bildiğimiz bir ilaç da yok. Sadece kullandığımız ilaçlar hastalara faydası olabileceğini düşündüğümüz, pozitif gelen hastalara başlanan bazı antiviral ilaçlar var. Evet. Ama dediğim gibi bunlar da kesin tedavi eden ilaçlar değil. Sadece hastalığı biraz daha yavaşlatabilir miyiz? Hastalığı biraz daha hafif seyirli geçirmesini sağlayabilir miyiz diye hastalara uyguladığımız ilaçlar. O yüzden korunmak için de kanıtlanmış olan kesin bir ilaç yok. Şu anda tek yapacağımız şey ne? Hastalığı kapmamak, hastalıkla savaşmak ve hastalığı kaptıysak eğer daha hafif geçirebilmek adına bağışıklığımızı güçlü tutmak, sağlıklı beslenmek. Özellikle B ve C vitamini çok önemli rol oynuyor hastalıkla savaşta. Bunun dışında bağışıklığımızı güçlendiren neler var? D vitamini en iyi bildiğimiz vitaminlerden. Çinko içeren besinler ya da vitamin preparatları alınabilir. Sağlıklı beslenmek çok önemli. Proteinden zengin beslenmek çok önemli. Evet. B vitamini, C vitamini, çinko, beta glukan, D vitamini en önemli şu anda bağışıklığımızı güçlendirebilecek maddeler. Savunmamızı korunca en azından olma şansımız da azalıyor. Evet. Hazırlıksız yakalanmayalım. Aynen öyle. Aynen öyle.
Benim sorularım şimdilik korona konusunda bu kadar. Basit önlemler alıyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz Merda Hanım'ın dediği gibi. Kendimizi karantinaya alıyoruz. Ve bunun haricinde de bünyemizi iyi tutmamız lazım. Protein ağırlıklı beslenme, B, C vitaminleri, beta glukanları kullanacağız. Ve son olarak da ellerimizi, telefonlarımızı, yerleri, bütün kullandığımız ne varsa yıkayacağız. Bazı kişiler el yıkamayı geri plana atıp dezenfektanlarla, kolonyalarla kendini temizlediklerini düşünüyorlar. Bu konudaki bakışınız ne? Öncelikle su ve sabun. Yani ulaşabileceğimiz bir yerdeyse, elimizin altındaysa el yıkamak her şeyin üstünde. Her şeyin üstünde koruyucu bir önlem. Ama dışarıda olabiliriz. Su ve sabuna uzak olduğumuz bir yerde olabiliriz. O zaman dezenfektanlar ve alkolü kullanmak ya da yıkayamadığımız sonuçta yüzeyler, telefonlarımız var. Oralarda alkol ve dezenfektanları kullanabiliriz ama öncelikle su ve sabun yeterli. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun bu röportaj için. Çok çok iyi bakın kendinize. Bir dahaki toplantımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.